Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın gün ortasına bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Evet beklenen karar geldi. Yeni kısıtlamalar ortada. Şimdi başlıklar halinde değerlendireceğiz ama umursamayan vatandaşlar toplanmaların devam etmesi, kurallara uyulmaması yeni tedbirleri de getirdi. Hasta sayısına bakıyoruz. Dünkü tabloya göre hocam 3819 Vefat eden vatandaş sayımız maalesef 103, iyileşen sayısı 2.688 ve erişkin yoğun bakım donuluk oranı %70.8 olarak verildi. Tablonun tabi daha detaylandırılması Hı. gerekiyor ama öncelikli olarak bunları aktarmak istedim size. Şimdi yeni kısıtlamalar geldi tablo bu şekilde nasıl değerlendiriyorsunuz ilk olarak sonra başlıklar halinde değerlendirelim. Yeşim Hanım, bu günlere geleceğimizi biz önceki toplamda, şeyde konuşmalarımızda söyledik. Ben ve bilim kurulu, bilim insanları bu kış aylarının zor geçeceğini söyledik. Ayrıca da bu kış aylarını kendine spesifik hastalıkların da olaya ekleneceğini de söylemiş idik. Ancak henüz mevsimsel hastalıklar konusunda elimizde bir veri yok. Ee, sanki gelmediler gibi tek başına korona yani Covid 19 e, bu tabloyu yaratmış durumda. Ee, gerçekten de e, ülkeyi zor günler bekliyor e, ve alınan e, kısıtlamalar e, daha önce alınan kısıtlamalar haberciydi. Arkasından bu geldi. Ben bunu da haberci gibi e, değerlendiriyorum. E, muhtemelen daha büyük, daha ağır. E, kısıtlamaların gelmesi yolda diye düşünüyorum. Çünkü alınan bu önlemler e, maalesef insanımıza sunulmuş yani insana bırakılmış gibi yine de görünüyor. E, i̇nsanlar bu hijyen kurallarına, maske, mesafe kuruluna uymadığı sürece bu alınan bu kısıtlamaların yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Sokağa çıkma yasağı zaten 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı da eklendi. Okulların e, online eğitime geçmesini denildi. E, okulların açılmaması gerekiyordu bu koşullarda. Biz bunu söyledik durduk. Tabii ki e, karar verici biz değiliz. Yani çok sert konuşmak, e, çok hani tek başına karar vermiş gibi konuşmak e, bilim insanına yakışmıyor ama doğruları söylemek zorundayız. Evet. E, okullar, okullar yeterli ventilasyon, yeterli fizik alan, yeterli temas e, maske ve e, hijyen kuralları oluşturmada açılmamalıydı. Evet. Ben bir konuşmamda şunu söylemiştim. Her öğrenciye sınıfta 4 metrekare yeriniz yoksa o sınıfı açmayın demiştim. E, maalesef bunlar yoktu ama eğitim bir yandan, e, şimdi ülkemizde şöyle. Herkes kendi penceresinden konuşurken e, haklı olabilir. Yani kendi eğitimciler eğitimin açılmasını isteyebilirler. Ama biz şimdi şu ya canımız ya paramız. Ya geleceğimiz. Evet. E, bu ayırımı e, yöneticilerimizin düzgün yapması gerekiyor. Doğru yapması gerekiyor. E, burada devamımız herhalde esastır. Yani canımızın e, varlığını sürdürülmesi, e, kuşaklarımızın devamını e, öngörmek esastır diye düşünüyorum. Bütün dünya zor durumda. bir Sadece bizim ülkemiz değil. Ama bütün dünya daha, yani daha doğrusu biz örnek aldığımız ülkeler bakımından gelişmiş ülkeler daha sert tedbirler alıyor ve uyguluyor. Biraz önce siz anonsunuzu yaparken de söylediğiniz bir umursamaz toplum haline geldik. Ya biz yalan mı konuşuyoruz? Bu nasıl bir şey yani? Buna inanmamak nasıl bir şey? Bilime bu kadar inansız bir davranış şeyi bizi çok üzüyor. Çok yoruluyoruz. Bakın ben... 11 Mart itibariyle bugüne kadar hafta sonu demeden, tadil izin demeden, gece gündüz demeden çalışıyorum. Sağlık çalışanlarının tamamı bu şekilde. Doktoru, hemşiresi, sağlık ekibinde yer alan, geri kalan bütün elemanlar. Biz 8 ayı aşkın 9 aydır çalışıyoruz sıkı bir şekilde. Ve hiç işten kaçmadık. E, Toplumun da lütfen bize saygı göstermesini bekliyoruz. Bu topluma hizmet etmek için, ülkemize hizmet etmek için bunu yapıyoruz. Bu alınan kısıtlamalar Yeşim Hanım bana göre hala öncü hizmetler. Ekonomiyle, pandemiyle savaşı birlikte götürmek zorunda olduğumuzu biz de görüyoruz. Biz de biliyoruz. Ama burada kar üzerine yönelik bir faaliyet canımızın önüne geçemez, geçmemeli. Burada bir fakirleşme olacaksa Toplumun tüm katmanları buradan hissesini almalı. Burada evet. bir sıkıntı yaşanacaksa toplumun tüm katmanları buradan payına düşeni almalı. Ama görevini yaparak almalı. Şimdi savaş, bir, bir konuşmamızda bunu bir savaşa benzetmiştik. Savaş zenginleri çıkıyor diye. Bu, bu o durum oluşmamalı. Bakın dünyayı tehdit eden bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve e, Türkiye aslında hazırlanmak için de, bir vakti vardı, güzel hazırlandı, güzel başladık ama sonunu maalesef getiremiyoruz. Hani bir laf var, Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Biz gerçekten Türk gibi başladık ama herhalde Alman gibi bitiremiyoruz. Çünkü kurallara uymuyoruz. Çünkü söylenenlere inanmıyoruz. Çok tartışılacak konu var, vaktimiz ne kadar olur bilmiyorum ama Hepsini konuşacağız hocam. Evet. Hepsini değerlendireceğiz. Sırası, sırası geldikçe, sırası geldikçe konuşmak istiyorum. Evet. Meslektaşlarımın da benden çok istek ve dilekleri oluyor ve önerileri oluyor. Onlara da inşallah zaman yeterse fırsat vereceğim. Buyurun. Tabii ki. Ne demek? Hocam, şimdi büyük şehirlerde, özellikle yoğun bakımlardaki donluk oranı yüksek olduğunu biliyoruz. Bu e, doluluk oranı nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki hangi aşamada kontrolden çıkabilir? Mesela sizin hastanenizdeki yoğun bakım doluluk oranı nedir mesela? Şimdi e, hasta sayısı e, Mart, Nisan, Mayıs'ı hep konuştuk. %5'ler ortalama Türkiye'yi ele aldığımızda %5'ler civarındaydı. Tabii ki İstanbul gibi büyük metropollerde özellikle İstanbul'da daha yüksekti. Ama şimdi bütün Türkiye'de, bütün ülkemizde yüksek. Bizim oranımız %50'nin biraz altında. Ee, yani e, test pozitifliği. E, hastaneye başvuran insanlarda veya e, örnek alınan insanların yüzde %50'ye yakını artık pozitif. E, ve e, şu anki test güvenliği daha iyi. Test geçerliği daha düzgün. Kontroller dış kalite kontrol, iç kalite kontroller daha düzgün yapılıyor. Yani o ilk aylardan daha iyi durumdayız. Buna rağmen bizim hastanemizde de durum budur, yani bizim şehrimize de budur. Metropoller zaten tıkanmaya çok yakın ama o büyük şehirlerin çoğu bu durumdadır. Ama Anadolu'nun üçra köşelerinde de durum farklı değil. Arkadaşlarımızla yaptığımız şeylerde, haberleşmelerde, iletişimlerde pozitiflik oranı 10 kat, 20 kat, 30 kat civarındadır. Bu çok ciddi bir tehdittir. Ya ve biz hala konuşmaları konuşmalarda test test sayısını artırmaya çalışıyoruz. Test sayısını artıralım ama test sayısının bize söylediklerini yapmadıktan sonra bunu yapmanın anlamı ne? Bu test sayısını arttıralıma hiç karşı değiliz. pandemiyle savaştaki strateji açısından doğru bir yaklaşım ama ülkemiz koşullarında Yeşim Hanım artık bu önemini yitirdi gibi. Çünkü niye? bunun sonucunda siz e, hasta havuzunuzu bundan tespit ediyorsunuz ve ona göre önlem alıyorsunuz. Biz önlem almamaya başladık. Yani evlerde e, pozitif ama e, işte e, hastaneye yatırmıyoruz, izole etmiyoruz, evine gönderiyoruz. Semptomu yoksa onu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz. Evinde kalıyor. Ya yani sizde e, bir e, bu virüsü taşıyorsanız bir başkasına bulaştırma şansına daha doğrusu e, yüksek bir olasılıkla bir başkasına bulaştıracağınız muhakkak. Yani ev ortamında işte Sağlık Bakanımızın da yaptığı konuşmalarda duyduğunuz gibi ev ortamında evet. bulaş daha çok. Ama biz kafeleri, restoranları, iş yerlerini de ev ortamı pozisyonda kullanıyoruz Yeşim Hanım. Türkiye bu hatayı yapıyor. Metroyu da o şekilde kullanıyoruz ev ortamı gibi. Kafeyi de, restoranı da, sokağı da, caddeyi de her yerimizi bu şekilde kullanmaya başladık. Hiç bu uyarılarımız işe yaramadığını görüyoruz. Bu bu kadar böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla e, bütün hastanelerde çok az kaldı e, yoğun bakımların tıkanmasına. Yani e, gerçekten iyi bir organizasyonla idare edilmeye çalışılıyor. Ama bu yüksek pozitiflik oranıyla bu kadar yüksek e, hasta yükü geometrik gidiyor artık. Peki yani hocam, bu, e, özür Çok diyorum, kısa şunu sürede. Soracağım. Evet. Yetersizlik başladığı zaman ne yapılabilir? Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Hani bu sokakta etrafımızda umursamayanlar var ya, onlar için evet. soruyorum. Şimdi o yetersizliği yaşayacağız ve onun sebebi onlar olacak. Haklısınız, olacak bu ama yani bu inanın bu şekilde devam edilirse, eğer biz bu bulaş zincirini kırmaz isek, hastanelerimiz yetersiz hale gelecek. Bir de hastanelerimiz yorgun, hekimlerimiz yorgun, sağlık çalışanlarımız yorgun, motivasyon kayıpları var. Ve barlardan, şuradan buradan gelen görüntüler bizi ciddi derecede rahatsız ediyor sağlık çalışanlarını. Biz bunlar için mi gece gündüz bu şeyi veriyoruz, mücadeleyi veriyoruz? Lütfen bize katılın dedik. Bugüne kadar hiç kötü bir söz söylemedik. Fakat umursamayanlar sanki toplumda çoğunluktaymış gibi, ve maalesef bu virüsün şöyle bir özelliği var. %80 asemptomatik e, dedik ya, gizli taşıyıcı dedik ya, süper taşıyıcı dedik ya. Böyle bir e, şeyde, e, e, dağılımda maalesef bir grup insan bu virüsü taşıdığı halde kendi hasta olmuyor. Ama bunu topluma yaymaya devam ediyor. Barlarda, şurada, bahçelerde, sokakta, caddede uygun. E, bütün yaşam biçimimiz, en yani Türklerin yaşam biçiminin, Sıcak ilişkili dokunmaya yönelik olduğunu biliyorduk. Ee, yani böyle bir yaşam Ortadoğu toplumunun e, genel şeyi bu e, davranış modeli ve bu modeli aslında seviyoruz. Yani bu bu modelde yaşamayı sıcakkanlı olmayı e, çok yakın e, ilişkide olmayı seviyoruz ama şimdi bir tehdit var. Yani bu savaştan farksızdır Yeşim Hanım. Savaş nasıl bir e, ülke için e, tehlike ise. Şu anki e, salgın hastalık, pandemi bu ülke için tehdittir. Çok değerli insanlarımızı kaybedebiliriz. Annemizi, babamızı kaybedebiliriz. E, toplumda biliyorsunuz çok ciddi sağlık çalışanı kaybı var. Hekim sayısı, profesörlerimizi kaybettik. Bunlar çok kolay yetiştirilmiyor. Bu ülke bu insanlara emeklerle buraya getirdi. Biz öyle kolayca yetişmedik. Lütfen e, değerlerimizin bilelim. Ee, ve şey ben burada şimdi bütün toplumda görevli olduğunu düşünüyorum. Artık test sayısına bağlı olarak şunu yapalım, bunu yapalım demeyi bırakmak istiyorum. Doğru. Ben benim uzmanlık alanım bu, benim uzmanlık alanım. Ben bunları yapmaktan kaçınmıyorum Hiçbir meslektaşım da bundan kaçmıyor. Ama yapıyoruz. Sonuç ne? Pozitif evine gidiyor. Hiçbir Ama önlem işte burada biraz çok önce açık. bahsettiniz ya Sayın Aydın. Asemptomatikler yani belirti göstermeyenler oldukça fazla. bunlar evet. bulaşın yayılmasını oldukça etkili değil mi? Peki bu 9 aylık çok. yaklaşık 9 aylık süreçte bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı? Şimdi şöyle bu bu virüsün bütün programlarda birçok makalelerde çıkıyor. Bu virüs eee bir üst solunum yolu. Yani soğuk algınlığı virüsü hayvanlardan insana adapte olmuş. Biraz sınıf farkı var ama insanlara adapte olmuş ve bizim boğazımızda yaşayabilen bir virüs. Biz bu yıla kadar hepimiz, herkes biliyor soğuk algınlığı her kış gripin, influenza'nın da içinde olduğu soğuk algınlığı hastalıklarını geçiriyoruz. Ve maalesef bunlara karşı gelişen antikorlar koruyucu falan değil. Ve sık sık aynı yıl içinde bile birkaç soğuk algınlığı atağı geçiriyordu. Şimdi bu virüsün durumu da bu. Bu insanlar da asemptomatikleri soğuk algınlığı şeklinde ya semptom veriyor, hafif verebiliyor, hiç vermeden geçebiliyor. Ve bunlar bunun yaydıklarında komorbit insanlar hangi bedende hangi sorunu çıkaracağını biz önceden bilmiyoruz. Bilsek bile o insanları korumaya almak diye bir imkanımız yok. Herkes kendini koruyacak. Kimse hasta olmayacak. Ama bu bu insanlara bulaştığı sürece bakın ölüm hızı çok fazla değil. Ölüm hızı düşük işin Allah'tan gü düşük yani. Eğer yüksek olsaydı ciddi kırmızı şeyler yaşayacaktı. Düşük ama 83 milyonun tamamı enfekte olduğu zaman yani birkaç milyon insanın ölümü demek Allah korusun. Dolayısıyla burada herkese görev düşüyor. Her birimizin yapması gereken işler var ve ben artık bazı branşların kendi aralarında işte halk sağlığı enfeksiyon hastalıkları mikrobiyoloji göğüs hastalıkları gibi böyle grupların artık kendi aralarında çalışıp bilim kuruluna da altyapı oluşturma açısından destek çıkması gerekiyor yani stratejinin oluşumunda artık daha geniş bilim kurullarının görev almasını öngörüyorum ve hükümetimiz e, şunu bilecek yani e, artık e, can ve mal e, ayrımına doğru şiddetle geldik. Yani Tabii. buradaki aldığımız önlemler canımızı korumayacaksa, paramızı koruyacaksa bu yeterli değildir. Canımızı koruyacak tedbirler almak durumundayız. Yani e, artık tehlike kapıdan içeriye girmiştir. E, kapımızda demiyoruz. Kapıdan içeriye girmiştir. E, ben hükümetin de e, tabii ki bir gözleme hakkı var. E, gözlemleri yaparak, e, periferdeki, büyük şehirlerdeki durumu algılayarak, e, değerlendirerek çok ciddi veri akışı oluyor. Bu veri akışını değerlendirerek yasakları biraz daha ileri taşımak durumunda olduğumuzu ben söylüyorum. Ve insanların Bundan kısıtlamaların, bu, devam edin lütfen. E, ve burada en büyük payın her birey kendisi uyumu kadar e, buna katkı vermek zorundadır. Kesinlikle. Biri vermiyorsa o kişinin, şimdi normalde bir insanı günlük e, sosyal e, ortamlarda e, yaşayan bir insanın e, 100 ile 300 kişi civarında bir insanla teması var. E, düşünün, şimdi sizin 300 kişiyi enfekte edebilme potansiyeliniz var hastaysanız. Yani bu tehlikeyi lütfen görelim ve e, önlemlere uyalım. Yani sağlık sorunumuz varsa bu sağlık sorunumuzu mutlaka aydınlığa çıkaralım, bir sağlık kurumuna müracaat edelim ve aldığımız neticeye uygun davranalım e, diyorum. E, siz bu arada bir soru hazırlamışsınız evet, ama e, unutma şunu sormak is istiyordum. Şimdi <laughs> alınan kısıtlamaların e, yansımalarını mücadelede ne kadar zamanda göreceğiz biz? Şimdi bu alınan mücadeleler şöyle. E, bence e, şiddetli bir sonucu olmayacağını öngörüyorum. Yani e, hatırlayın eski e, dönemde, Haziran'a kadar olan dönemde, yaz öncesi dönemde aldığımız önlemler daha e, fazla kısıtlayıcıydı. Doğru. ve onların sonuçlarını bir gevşettiğimiz zaman veya sıkılaştırdığımız zaman bir hafta sonra e, sonuçlarını görüyorduk. Ama ben bu yeni gelen kısıtlamaların e, ne kadar uyum sağlanacağına bağlı mutlaka etkilenecektir. Yani toplumun ne kadar e, uyum göstereceğini mutlaka etkileyecektir. Ancak ben bunların yansımalarının çok şiddetli olacağını düşünmüyorum. Yani yüzde otuzlarda yüzde kırklarda olan pozitiflik oranımızın yarı yarıya azalacağını düşünmüyorum. Çünkü çünkü şöyle, 20'den sonra kapanacak olan yerler, sabah 10'a kadar olan yerler, bütün üretim şeyi bozulmayacak, zinciri bozulmayacak yine toplumun yüzde otuzu kırkı dışarıda. Evlerde ee, toplanmalar başlayacak. Evde toplanmalar başlayacak. Onu da e, engellemeye yönelik de şeyler var. E saat e, 10 ile 20 arası olan e, kısıtlama da e, şey yani e, şey, o serbestiyet o yeterli olacak virüsün dağılımına. Yani dolayısıyla bu çok hani çok başarılı. Şöyle e, e, yiyecek gıda e, ya yönelik, ya eğlenceye yönelik yani daha yakın temas olan iş yerlerinin mutlaka bir katkısı olacak ama tek suçlu onlar olmadığı için Kesinlikle. çok umutlu değilim. Yani sadece o olsaydı belki diyebilirdim daha fazla indir şey etkisini pozitif etkisini göreceğiz diye ama ben burada çok düşük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Başka türlü sorunlar çıkaracağını düşünüyorum. Ee, okullar kapatıldı, şimdi şöyle yakınmaları dinliyorum. Yani burada hiç çile çekmeden, e, daha önce de söylemiştim, e, zahmetsiz rahmet olmaz. İngilizcesi de var, no pain, no gain. Yani siz hiçbir acı yaşamadan, çekmeden kazançlı çıkmaya çalışıyoruz. E, toplum böyle düşünüyor Yeşim Yani niyedir, şimdi... Niyedir, niye böyledir? Yani bunun cevabını da bulmak çok zor. Hı hı. Ve e, inanın e, farklı insanlardan gelen tepkilerden, yani çok e, kötü amaçlı değillerse evet. yaşanan e, çok su var. Bunu bunları görüyoruz. Pozitif olduğu halde sokakta gezen, orada burada yemek yiyen, sigara içen. Sigara bakın, sigara konusunda biliyorsunuz bu hükümetin çıkardığı sigara yasağı çok önemli bir şeydi. Ve hepimiz çok destekledik. Ancak toplumda hala sigara içen yüzdesi çok yüksek. Ve enteresan bir şekilde aynı caddede yürüyoruz. Sigara içmek caddede özgürdü bugüne kadar. Bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Sigara içen kendi atmosferini kirletsin, kendi soluduğu havayı kirletsin. Biz sigara içmeyin diyoruz, zararlı diyoruz. Sadece şimdi Covid nedeniyle değil, başka zararları da var söylüyoruz. Ona rağmen şimdi sigara tiryakileri bu sigara içimine karşı tepki gösteriyorlar. Hiç hakları yok. Binaların etrafında, kapılara yakın yerlerde, pencerelere yakın yerlerde, sokaklarda, caddelerde kesinlikle içilmemelidir. Nerede bulup yer bulurlarsa bulsunlar orada içmelidirler. Ve il şehir şeyleri, komiteleri bunları mutlaka düzenlemek zorundadır. Yani bu, bu sigara içiminin de ciddi bir şekilde bulaşa neden olduğunu. Çünkü üflüyorsunuz, üflüyorsunuz. Inspirasyon, ekspirasyonla çalışıyor solun. Hava alıyorsunuz, çekiyorsunuz içinize, dışarı veriyorsunuz. Bunu herkes yapıyor. Sigara içen bunu şiddetli yapıyor. Ve eğer enfekte ise bu ortamı kirletiyor Yeşim Hanım. Ortam enfekte oluyor ve bunu alıyoruz. Biz bakın hiçbir pandemi tedaviyle önlenemez. Biz test çalışalım, pozitif çıksın, sürekli çalışalım. Pozitif çıksın, bu şekilde e, hastaneye yatıralım, tedavi edelim de olmaz. Bunun korunma yöntemleriyle en önemli şey korunma yöntemleridir. Korunma yöntemleri konusunda ne gerekiyorsa, uluslararası kurallar, ulusal kurallar, ülkemizdeki durum, bunları oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Kurallara uyacağız. Aksi halde bakın bugüne kadar bizdeki ölüm sayısı çok görünmüyor ama inanın çok düşük oranlardaydı bugüne kadar olan sayılarımız yani akşam bir şeylerin tablonun açıklamasıyla Sağlık bakanlığımızın aydınlatmasıyla gördüğünüz gibi o, o çok ölüm sayılarına ulaşmış bulunuyoruz. Bu sayılar doğrudur yanlıştır şunu bunu tartışmaya girmeyelim ama inanın bu istatistiklere girmeyen ölümlerinde o olması gayet doğaldır. Yani gayet doğaldır. Bu ülkemizde bunlar yapılmaktadır. Çünkü yeterince bilgiler aynı saatte akmıyor. Farklı saatlerde akıyor. Farklı saatlerde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sayıların da yani ama bir ortalama bir standart sapması var bunun ülkemizde. Yani bu civardaki ölümler hatta değişik kurumlar yaptıkları hesaplarla değişik ben şunu söylüyorum. Türkiye'de pozitiflik oranı günlük ciddi sayıdadır. Ciddi sayıdadır. Yani ilan edilenin yüzde asemptomatik diyoruz ya. 8 ile çarpın. 3000 mi ilan ettik? 4000 mi ilan ettik? Asemptomatikler var ya eve gönderdiğimiz, hani o evet. hastaneye yatırmadıklarımız 8 ile çarpın bunu, Yaşın Hanım. 48 ile 32. En az 32, 32 bin kişi pozitiftir. Yani ortalama tabii bu bir hesapla söyleniyor. Hani asemptomatik insan sayısı olarak ele aldığımızda bu rakamlar böyledir. 30 bin kişi 30 bin kişi bu ülke her gün 30 bin kişi bakın bugün 30 yarın 30 öbür gün 30 bu ciddi sayılardır bunlar bunlar ülkemizi tehdit ediyor burada her birimize görev düşüyor yetkilisinden yetkisizine kadar eğitimlisinden eğitimsizine kadar yani artık feryat ediyoruz ve bu feryadımızı duyun istiyoruz Hala diyoruz ki dünya ile birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Dünya, gelişmiş ülkeler de dahildir buna. Üstelik onlar buradan rant sağlayabilir, ilaç üretebilir, onu üretebilir bunu, üretebilir, bunu üretebilir ihtimali var. Ama henüz yok bir şey. Dolayısıyla tedavi ile bu hastalığın altından çıkmak mümkün değil. Türkiye'nin sağlık altyapısı gerçekten iyidir, yeterlidir. Ama belli bir kapasitesi var. Sağlık Bakanımız da bunu çok güzel Tabii. izah etti. E belli bir yere kadar gücümüz var. O belli yer nerededir? Belli yer çok yakındır diyorum. O Bu yakınlığa bizim lütfen e, o yakınlıktan dönmemiz gerekiyor. Bunun için bütün toplumdan, bütün toplumdan destek istiyoruz. Lütfen bilim insanlarına inansınlar, güvensinler. İşiniz yoksa sokağa çıkmayın lütfen. Lütfen işiniz yoksa, acil bir durumunuz yoksa sokağa çıkmayın. E, sosyalleşme zamanı değil. Telefonlarla bakın, Yeşim Hanım'la ben e, bin kilometrede birlikte e, bir program yapabiliyorum. Arkadaşınızla böyle konuşun, böyle görüşün, e, başka yöntemler geliştirin. Yan yana geldiğimizde maalesef bu virüsü durduramadı, durduramıyoruz. E, durdurmanın yolu yok. Maske kullanımı bakın, toplum e, gerçekten maske kullanımında arttı. Ama hala e, Sağlık Bakanımız yine çok güzel bir şey yakaladı iki yerden giriyor. Hem boğazdan hem burundan. Burundan daha fazla. Dolayısıyla burnunuzu kapadın diyoruz ya. Bu niye bunu bir 10 ayda biz anlatamadık? Yani burada bir sıkıntı var. Ciddi bir sorun var. Toplumun bir inanmama, bir umursamama ölen insanlar var. Şimdi biz bir sağlık çalışanları olarak sabah e, birini e, yine başka bir televizyonda izlerken şöyle bir şey söyledi. Hastalar bize e, Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kurtarın beni diye feryat ediyor hastanelerde. Eşim de benim hekim ve şu an pandemi hastanesinde çalışıyor. Bana şunu dedi. Evet, hastalardan bu lafı çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz ve bizi anormal yıpratıyor bu söz. Bu duruma düşmeyelim gerçekten. Hasta olmayanlar bunu anlamıyor ama hasta olanlar çok ciddi bir diş hekimi arkadaşımın yeğeni ee, yine covid nedeniyle hastaneye yatırı, yatırdı, yatırıldı WhatsApp WhatsApp'la haberleşiliyor. Çocuk o kadar güzel tarifledi ki bu hastalığa yakalanmayı asla deneme denemeyin. Ciddi e, sağlık sorunu yaratıyor. Solan, solunumun çalış, nefes alamıyorum. Ayakta duramıyorum. Bütün eklemlerim dökülmüş durumda. Doğru. Bunlar çok anlatıldı Yeşim Hanım. sağlık. sağlık hepsini ben buradan... hocam sizinle konuştuk. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet. Önemli katkılarda bulunuyorsunuz ama e, durum ortada aslında. Sağlık çalışanlarımızın, sağlık sistemimizin de aslında kapasitesini zorlamamamız gerekiyor. Bu bir uyarı bizim için aslında bu kısıtlamalar. E, gelin görün ki işte umursamayan kısım, işte filyasyon ekipleri diyor ki gidiyoruz evlerde COVID'li var ama... Komşu da var diyorlar. Sürekli uyarıyorlar. Hatta şiddete uğruyor. Ma Sağlık maalesef dün bunlar olay evet. evet. Maalesef Diyarbakır'da da gördük bunu. Evet. Çok evet. önemli konular ama şimdi süremizin de sonuna geldiğimiz için bizim önemli bir kampanyamız var. Ee, Sayın Aydın bundan da bahsetmek istiyorum size. Ee, biz 5 milyon haneye daha ulaşmak istiyoruz. Dijitürk ve TvB platformlarında yokuz ve bunun için Türkiye'nin birinci kanalı olmak istiyoruz. Birinci haber kanalı. Doğru haberi, evet. doğru bilgiyi daha çok eve, aileye, insanlara ulaştırmak istiyoruz. Ve bunun için bir kampanya başlattık. 3,5 milyon liraya ihtiyacımız var. Ve sizlerin, gönüllerin evet. desteğine de ihtiyacımız var. Neler söylersiniz kampanya evet. kampanyaya katıldığınız bu, için? Bu, bu, buradan, buradan duyuru yapayım. Ben kampanyanıza katıldım. Başarılar diliyorum. Umut ederim ki en kısa zamanda hedefinize ulaşırsınız. Bütün haber kanallarının sizin gibi toplum yararına çalışan, toplumu aydınlatan tüm kanalların Ülkemizin her yerinden hatta dünyanın her yerinden izlenmesi hepimizin dili. Dolayısıyla buradan hitap ettiğim tüm vatandaşlarımıza karınca kararınca bu kampanyanıza desteği çağırıyorum. Umarım başarılı oluruz hep birlikte. Bizim de çorbada tuzumuz olur ve daha faydalı, toplumu daha aydınlatıcı, daha güzel programlarda birlikte oluruz. Evet hocam, bütün temennimiz bu tabii ki. Her şey e, yayında olsun. Ben katıldım. Olsun. E, çok size. teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Sayın evet. Aydın, iyi ki katıldınız. Evet. E, önemli evet. açıklamalarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size, tüm ekibinize, tüm sağlık çalışanlara. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. E, teşekkür ederim. Son bir söz söyleyeyim. Lütfen. E, Birçok kanalda da bunlar konuşuluyor. Sağlık çalışanları yorgun ve bittik gibi e, bir e, tabela oluşturmaya başladılar. Bu bizim için e, e, bu savaştaki gücümüzü zayıflatan e, ve e, yeniden motive olmamız gereken e, bir durumun habercisi. O yüzden buradan yetkililere daha yakın ilgi, daha topyekün bir mücadele, bütün sağlık çalışanlarını kucaklayan, hepsini bir şekilde değerlendiren, destekleyen e, şeylere e, davranışlara ihtiyaç olduğunu buradan üretmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarına, verdikleri emekler için e, tüm hekimlere e, teşekkür ediyorum. Biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz Sayın Aydın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Teşekkürler, size, günler. size de iyi yayınlar diliyorum. Olun, çok teşekkür evet, ederiz Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın. Gün ortasında bizlerle birlikte oldu.